Merhaba arkadaşlar. Çivicik'ten hepinize selamlar. Önceki gün yapmış olduğum follow'u kontrol ediyoruz. Bakalım yumurtlamışlar mı? Üst taraf. Evet. Burada yumurta var. Bir tane burada var. İki tane burayı yumurtlamışlar. Evet. Burada yumurta var. Biraz karanlık gözükmüyor ama burada da var. Burada da var arkadaşlar. Genel olarak hepsine yumurtlamışlar. Şimdi bir de daha önce yapmış olduğum o folluğu kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar, burada var. Burada da yine yumurtalar var. Anladığım kadarıyla buraya iki folluk gibi kullanıyorlar burasını. İki ayrı bölgeye yumurtlamışlar çünkü. Bu da güzel. Buraya bir kasa bırakmıştım. Bunun içinde de bir yumurta var. Bu kasayı da kaldıracağım arkadaşlar. Yumurtaların hepsi aynı yerde olsun. Evet. Folluklarımız verimli arkadaşlar. Demek ki tavuklar follukları beğendiler. Yumurtladıklarına göre. Birçoğu bahçede, bir kısmı içeride yem yiyor. Evet, küçük yarkalarımız kendi alanlarında. Herkes hayatından memnun anlayacağınız. Evet, şimdi bir dışarı göz atalım.
böyle ön tarafa kütük koydum arkadaşlar şöyle. Yani hayvanlar üst tarafa daha kolay çıkabilsinler. Yerden oraya uçmaları zor olabilir. Bu kütükten çok rahat çıkacaklarını sanıyorum. Hayvanlarımız zorlanmasınlar. Evet, bu arada camlar açık. Kümesin havalandırmasıyla ilgili de biraz bilgi vereyim size. Gündüz kümese geldiğim zamanlar camları açıyorum. Kümes havalanıyor. Altı kuru ama yine de ıslak bölgede varsa onlar da kuruyor. Gördüğünüz gibi kuru talaş altlığımız. Yani uzun süre gidiyor talaş. Burada tahta tünekler var. Tüneklerin altı tabii zaman zaman temizlemek gerekiyor. Havalar soğuduğundan beri akşamları hemen hemen bütün tavuklar bu tünelin üzerinde yatıyor. Yani 50-55 tavuğu barındırıyor üzerinde. Üç tane yemlik idare ediyor 55 tavuğu. Nipel suluk var. Burada gördüğünüz gibi daha önce de bahsetmiştim. Bu karşıdaki küçük tanka bağlı. Buradan besleniyor. Yaklaşık bu tankı doldurduğum zaman 10-15 gün yetiyor. Burada büyük bir 1 tonluk bir tankımız daha var. Bu da kış aylarında su kesintisi olursa veya içeride beklediği için biraz daha ılımış su oluyor. Su deposu olarak kullanıyoruz. Kümesimiz oldukça yüksek arkadaşlar. Yukarıda havalandırma kapakları var. Gündüzleri tamamıyla açıyorum bunları. Bu yukarıdan gelen ip marifetiyle aşağıdan böyle pencereye tutup bağlı. Bunu ipi çektiğim zaman kapanıyor. Buradan düğümlüyorum. Bıraktığım zaman açılıyor. Böylece pencerelerden giren hava yukarıdan kümesi terk ediyor. Toz duman. Kümesimiz 40 metre uzunluğunda ama biz şu anda 4'te yaklaşık birini kullanıyoruz. Diğer tarafları müsait değil. Şu anda zaten şu mevcut kümesimiz bizim 400-500 tavuğu rahat kaldırabilecek durumda. İlerleyen aylarda tavuk sayısını da artırabilirim. Evet arkadaşlar,
Bugünlük sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Evet, hepinize saygılar, sevgiler, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.